hurdacı kılığında sokakta keşif özellikle maç gününün seçildiği bir suikast. Türkiye 2002 Kasım ayından bu yana Necip Ablemitoğlu suikastının faillerinin kim olduğunu konuşuyor. Ukrayna'da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır 2002 yılı Kasım ayı ortalarında o dönem üst düzey bir rütbede bulunan bir ismin kendisini çağırarak bir görev olduğunu ve hedefin Ablemitoğlu olduğunu söylediğini itiraf etti. Gözler o isme çevrildi. Necip Ablemitoğlu suikastının kilit ismi eski MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Göktaş arandığını duyduğu gibi firar etti. Firar etmeden önce İnan Kıraç'ın holdingine uğraması ise akıllarda büyük bir soru işareti bıraktı. Kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın bugün Bulgaristan'da yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Göktaş'ın iade süreci için iki yöntem olduğunu açıkladı. Ya deport ya mahkeme süreci. Tüm bunlar konuşulurken Levent Göktaş'ın yakalanmadan önce el yazısıyla yazdığı 7 sayfalık mektup ortaya çıktı. Mektupta Ablemitoğlu suikastıyla uzaktan yakından alakası olmadığını, hatta Ablemitoğlu'nun kim olduğunu suikastten sonra öğrendiğini iddia etti. Peki bu derece olaydan habersiz olan bir kişi neden yurt dışına firar etti? Gözaltına alınacağı haberini Göktaş'a kim uçurdu? Sizce Ablemitoğlu suikastının ardından daha hangi büyük isimler çıkar? Yorumlarınızı bekliyoruz.